Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün bir kitap alışverişi videosu çekiyorum. Bu arka planı bu arada ilk defa kullanıyorum. Umarım beğenmişsindir. Çünkü beyaz duvar önünde çekecektim. Biraz sade geldi. Kitaplığımın önünde biraz karışık gelince böyle orta halli bir yer bulmaya çalıştım. Bugün kitap yurduna yapmış olduğum kitap alışverişini paylaşacağım. Alışverişimiz böyle bu şekilde. Bu alışverişi yapmamın aslında iki sebebi var. Bir tanesi okuma kulübümüzle birlikte okuyacağımız iki tane kitabı satın almak. Bir diğeri de bir arkadaşımın edebiyat dersinde proje için okuyacağı bir kitap vardı. Onu almak. Yani üç kitap almak için aslında böyle toplu bir alışveriş yapmış oldum. Diğer kitaplar da uzun zamandır okumak istediğim kitaplardı ve kitaplığımda olmayan kitaplardı. Ben böyle kitap alışverişi yaparken kargo ücreti ödemeyi pek sevmiyorum. Bu sebeple okumak istediğim kitaplardan da böyle sıkıştırıyorum aralara. Şimdi o zaman kutumuzu açalım. Bu arada bu videoda diğer kargo açılımlarından farklı olarak yanımda falçatayı getirdim arkadaşlar. Biraz kitap yurdundan bahsetmek istiyorum. Ben şu ana kadar bu ikinci alışverişim sanırım benim. Bu zamana kadar alışveriş yaptığım kitap siteleri içerisinde gerçekten en beğendiğim kitap yurdu oldu diyebilirim. Bu arada bu zamana kadar BKM kitap sepeti yani eski adıyla Oku. Onun dışında Kidaga'dan bir kez alışveriş yapmıştım ama gerçekten hem fiyat olarak hem kargo hızı olarak hem böyle kitapların hani hasarsız gelmesi olarak en beğendiğim site Kitap Yurdu oldu diyebilirim. Sizin kesinlikle şu siteyi dene dediğiniz bir kitap sitesi varsa aşağıya bırakabilirsiniz. O siteye de belki bir şans verebilirim bir sonraki videomda. Şöyle ufaktan da bir spoiler vereyim bu arada. Jelatine sarmışlar. Şimdi ben bunu da açıyorum. İlk kitabımız arkadaşım için aldığım bahsettiğim kitaptı. Bu da Ömer Seyfettin'in Perili Köşk ve Diğer Seçme Hikayelerinden oluşan canlı yayınlarından çıkmış olan böyle bir tane kitap. Normalde sadece Perili Köşk olanı tercih edecektik ama çok fazla bilindik bir yayından olan bir basım göremedim ben. Bu sebeple canlı yayınlarından olan bu içerisinde diğer seçme hikayelerden de oluşan bu kitabı tercih etmek istedik. Sıradaki kitabım gerçekten çok uzun zamandır almak ve okumak istediğim bir kitaptı. Biraz kalın bir kitap olması gözümü korkutsa da gerçekten yakın bir zamanda okuyacağımı şans vereceğimi düşündüğüm bir kitap. Gurur ve Önyargı. Okuyan ve çok fazla beğeneni var gerçekten. Bu zamana kadar ben okumamıştım. Bunu çok da geç bir zamana bırakmak istemiyorum. Bu yaşlarda okumak istiyorum. Bu yıl içerisinde şans vereceğimi düşünüyorum. Hatta yakın bir zamanda okuyup yorumumu da sizlerle paylaşabilirim. Bu arada videonun içerisinde fiyatlarını söylemeyeceğim bu sefer ama siz siteye gidip kolayca ulaşabilirsiniz fiyatlarına. Shakespeare'den Hamlet'i aldım üçüncü olarak da. Shakespeare okumayı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Romeo Juliet okuduğumda beni çok fazla etkileyen bir kitabıydı. Tiyatro metni okumayı da gerçekten çok seviyorum. Beni ne zamandır takip ediyorsunuz bilmiyorum ama birkaç tane kitap videomu izlediyseniz tiyatro metinlerini çok sevdiğimi biliyorsunuzdur zaten. Bu sebeple Hamlet'i almak istedim. Hamlet de Shakespeare'in en bilinen kitaplarından bir tanesi. Ben de bir şans vermek istedim bu alışverişimde. Diğer almış olduğum kitap Molière'den Kadınlar Mektebi. Tiyatro metinlerini çok sevdiğimi söylemiştim ve gerçekten Shakespeare'den sonra tiyatro metinlerinde en sevdiğim, okumayı en sevdiğim yazar Molière olabilir. Okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim hepinize. Özellikle Cimri kitabını ben gerçekten çok severek okumuştum. Bu kitabına da bir şans vermek istedim. Bu arada biraz bir okuyamama dönemimde olduğum için iki tane tiyatro metnine yer vermek istedim bu alışverişimde. Çünkü gerçekten tiyatro metinleri kendini çok hızlı okutan ve sevdiren kitaplar bence. Şimdi geçelim modern klasiklerimize. Aldığım diğer kitapsa Küçük Kadınlar. Genel olarak bunu da sevilen bir kitap olduğunu biliyorum. Bu arada beklediğimden biraz daha kalınmış. Genelde böyle kitapların yani modern klasiklerin fiyatları biraz uygun oluyor. Bunun fiyatı da biraz pahalıydı yani diğer modern klasiklere göre. Bu sebeple kalın olduğunu biraz tahmin etmiştim ama bu kadar beklemiyordum gerçekten. Yakın bir zamanda okur muyum bunu bilmiyorum ama bunu eğer sevdiyseniz yorumlara yazın okuyanız varsa içinizde. Öneriyorsanız buna da yakın bir zamanda şans vermek isterim. Almış olduğum bir diğer modern klasik. Ben bunu gerçekten asla bu kadar kalın beklemiyordum. Şu an çok şaşkınım. Çünkü gerçekten aşırı kalın. Kaç sayfa? 517 sayfa arkadaşlar. Bu kitabı muhtemelen biliyorsunuzdur hepiniz. Martin Eden. Bunu gerçekten okuyan ve sevmeyen hiç kimse görmedim. Bir şans vermek istedim. Bir de bu kitapların puntoları biraz bana küçük geliyor. Sayfanın başından sonuna kadar da yazı olduğu için. Okuması biraz zor geliyor bana bu sebeple. Ama bunu gerçekten okuyan ve sevmeyen kimse görmedim. Bu sebeple yakın bir zamanda olmasa da kesinlikle şans vereceğim yani önümüzdeki aylarda. Bu ay biraz daha böyle kısa kolay okuyabileceğim tiyatro metinleri gibi şeylere yönelmek istiyorum. Bu sebeple buna da bu yıl içerisinde önümüzdeki aylarda yer vermek istiyorum. Eğer siz de okuduysanız ve beğendiyseniz hakkında herhangi bir şey biliyorsanız spoilersız aşağıya yorumunuzu bırakabilirsiniz. Gerçekten okumayı çok seviyorum yorumlarınızı. Son iki kitabımız kaldı. Bu iki kitabın ikisi de bizim kulübümüzle birlikte okuyacağımız kitaplardan. Birincisi Körlük kitabı arkadaşlar. Bu kitabı da çok fazla okuyan kişi var. Bu arada ben bu kitabı hiçbir yerde ciltsiz yani böyle sarılı olmayan bir şekilde görmedim daha önce. Şimdi biraz keseceğim ama umarım kitaba zarar vermem. Bu videoyu izleyenlerin arasında da okuyan biri vardır. Okuyan kişilerden bu kitap hakkındaki yorumlarını da aşağıya bekliyor olacağım. Gerçekten sevdiniz mi? Bu kitap size ne öğretti? Ya da bu kitap hakkındaki eleştirilerinizi aşağıya bırakabilirsiniz arkadaşlar. Kusu falan gerçekten çok güzel. Hiç böyle dokunmamıştım gerçekten bu kitabı ama çok hoşuma gitti şu anda. Almış olduğum bir diğer kitap ve alışverişimizin son kitabı ise Görmek kitabı. Bu da Körlüğün ikinci kitabı diye geçiyor sanırım. Yani öyle konuştuk grupta ama biraz bağımsız da olabilir. Hani seri gibi değillerdir belki ama seri de olabilirler. Tam bilmiyorum. Biz grupta öyle konuştuk. İlk Körlüğü okuyalım.
sonra görmeyi okuyalım diye. Sonra da hatta bunların filmlerini izleyelim diye konuştuk bu arada. Şuradan bir kesik daha atmak istiyorum. Ama ben bu kitabı alan kişilerde gördüm genel olarak. Hani körlüğü okumadan görmeyi okuyanlar falan varmış sanırım. O yüzden hani seri mi değil mi biraz tereddütteyim. Ama yine de ben seri gibi önce körlüğü sonra görmeyi okuyacağım sanırım. Aşağıya bununla alakalı bilgisi olan varsa bırakırsa çok sevinirim. Burada açamadım, evet şu an açtım. Buna görmek kitabı. Kitaplıkta da gerçekten çok güzel duracaklar şu şekilde, şu an onu hayal ettim. Benim bu alışverişimde almış olduğum kitaplar bu şekildeydi. Genel olarak klasiklere yöneldiğim bir alışverişti. Bu ay körlük ve görmeyi kesinlikle okuyacağım arkadaşlar. Onun dışında bir de iki tane tiyatro metni aldım. Onlara da şans vermek istiyorum bu ay bakalım. Umarım düşündüklerimin hepsini okuyabilirim. Çünkü gerçekten uzun bir zamandır okuyamama dönemindeyim. Yani biraz da sınav haftasını gelmiş olduğu ve bana vermiş olduğu bir tembellik var sanırım. Bu sebeple bugün hemen körlük kitabına başlayacağım. Çok akıcı olduğunu söyleyen çok fazla insan vardı. Umarım ben de çok kısa bir sürede hemen okuyabilirim ve severim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu alışverişten okuduğunuz kitaplar varsa aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şu anda ekranda gördüğünüz Instagram adresimi beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, akır kalın.